Evet. Belge sizle paylaşılmış durumda mı şu anda? Tamam. Sefa hocamız benden daha yakışıklı çıkmış bu resimde. Ekran kaydediciyle kayıt etsek sorun olur mu? Bunu sistem yöneticisi karar verebilir. Ben bilemiyorum. Ücretsiz işledim derse de seminer müdürü yok. Aa, evet şeyde varmış. Sistemde varmış. Bak sistemden zaten alabiliyormuşsunuz. Evet kaç kişi var bakalım? Kimler? 20 kişi gelmiş. Kaçırdığım bir mesajlaşma var mı? Ona bakayım. Evet merhaba. Merhabalar. Tamam. Evet. Sanıyorum hazırız. Hazırsanız tanıtım dersimize başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Sesimiz açılacak mı? Hayır. Sesiniz açılmıyor diye biliyorum. Hazırız. Peki. Şimdi bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde normal bizim DGS ALES formatında işleyeceğimiz derslerin bir özetini yapacağız. Yani evet. ALES ve DGS için işleyeceğimiz Türkçe adına işleyeceğimiz derslerin bir özetini yapacağım ben size burada. Bu özetin içerisinde yer alan her alt başlık yani her başlık bir dersin konusudur. Yani burada alt başlıkların özetlerini vereceğim size. O alt başlıkların her biri bir ders aslında. Mesela atıyorum düşüncenin akışını bozan cümleyi bulma. Bu bir ders. Bir ders boyunca işte onunla ilgili sorular çözeceğiz, alıştırmalar yapacağız. Bir sorunun cevabı olan paragraf soruları işte burada bir başlık geçecek ama o bizim bir dersimiz olacak. Bir derste onunla ilgili bir sürü sorular çözeceğiz, bir sürü alıştırmalar yapacağız. Bu derse katılım sağlayacak olan dostlarımıza kitaplarımdan 48 derste DGS kitabımız hediye edilecek. Bu kitaptan takip edeceksiniz. Dolayısıyla ekstradan bir not almanıza vesaire gerek kalmayacak. Sefa hocamla benim birlikte hazırladığımız video ders anlatımlı bir soru bankasıdır. Konu anlatımlı soru bankası. Konu anlatım kısmı bir özet ama daha çok soru ağırlıklı bir kitaptır. Bu kitap hediye edilecek dersimizle bizle beraber olacak kişilere. Onun dışında diğer çocuklarımı tanıtayım size. Bu daha yeni doğdu. TYT Türkçe ders kitabım. Daha yeni doğdu. 2-3 aylık. AYT Edebiyat Soru Bankam biliyorsunuz 1-1,5 senedir piyasada var. Bu da benim ilk göz ağrım. 8. sınıf Soru Bankam Türkçe ilk kitabım. Evet. TYT Video Ders Kitabı KPSS için uygun Zekiyeciğim. KPSS ile TYT aynı zaten. Arada bir fark yok. Şuradaki DGS kitabım da ALES için uyumludur. ALES, DGS aynı şey zaten. Şu 8. sınıf. Bu da AYT. Edebiyat kampı gelecek mi? Gelecek. Gelecek ama konu anlatımı bazında dönem odaklı bir anlatım düşünüyorum. Kitabım çıkar mı? Bu sene çıkmaz. AYT konu anlatım çıkmaz ama soru bankam yani bu AYT Edebiyat Soru Bankam bu sene tamamen yenilenecek. Çünkü baştan sona kontrol ettim bu kitabı. Bu kitabı yeni baskıyla sizlerle buluşturacağız. Eğer hazırsanız ve dilerseniz dersimize başlayalım. Şimdi kıymetli dostlarım, paragraf sorularında özellikle paragrafın yapısını ilgilendiren sorularda kullanacağımız bir teknik vardır. İleriye ve geriye yönelik soru sorma tekniği. Bu tekniği şu anda sizin öğrenmeniz ve daha sonra da geliştirmeniz lazım. Bu geliştirmeyi yapmak için de sizden ekstra bir çaba istemiyorum. Yani karşınıza cümleler alın, bu cümleler üzerinde alıştırma yapın demiyorum. Artık okuduğunuz paragrafları bu mantalitede okumaya çalışın. Ne demek istiyorum? Şimdi bakın karşımızda bu türler içinde en çok romanlarımı severim diye bir cümle var. Ben bu cümleye bir soru soruyorum.
Hangi türler? Hangi türler? Bak, sorduğum bu soru bu cümlenin öncesine gider. Ve öncesindeki cümle, yani şurada bulunması gereken cümlenin içinde hangi türler sorusunun cevabı olması lazım. Nurullah Ataç yazı çalışmalarıyla Türkçe'ye katkı sağlamıştır. Soru soruyorum. Nasıl sağlamıştır? Nasıl sağlamıştır? Nasıl sağlamıştır sorusunun cevabı bu cümlenin sonrasına gider. Dolayısıyla şuraya gelecek olan cümlenin içerisinde nasıl sağlamıştır sorusunun bir cevabı olması gerekiyor, unutmayalım. Bunu şimdi nasıl geliştireceksiniz? Artık sizden isteğim, paragrafları okurken paragraflardaki cümlelere soru sora sora ilerleyin artık. Yani cümlenin sonrasını tahmin etmek adına, öncesini tahmin etmek adına cümlelere sorular sorarak okumanızı istiyorum ki bu teknik gelişsin. Paragrafa cümle ekleme, paragrafta boşluk doldurma, paragrafta cümlelerin yerini değiştirme gibi sorularda bu teknikten fazlasıyla yararlanalım. Şimdi karşımızda bir soru var. Mesela bu tekniği en güzel uygulayabileceğimiz güzel bir soru. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olmaya uygun değildir? Yani kendisinden önce bir cümle var ifadesi taşıyacak. Geçmişe yönelik cevaplar verebilen bir cümle olacak. Mesela romanda anlatıma güç katmak için çeşitli yollara başvurulur. Nasıl başvurulur derim. Bak, bu sonraya gider. Cümlenin öncesine dair bir ipucu yok. Bu giriş cümlesi olabilir. Bu tür resimlerde doğanın ana öge olarak kullanılması tabloyu güzelleştirir. Soru soruyorum. Hangi tür resimlerde? Hangi tür resimlerde sorusunun cevabı, bakın, bu paragrafın öncesinde yer alıyor. Bu cümlenin öncesinde yer alıyor. Demek ki bu bir paragrafın giriş cümlesi olamaz çünkü öncesi var. Cevabımız bu olacak. Eleştirmenler düşünceyle sanatın kaynaştığı yerde yetişir. Nasıl yetişir? Sorduğum soru sonraya gidiyor dostlarım. Edebiyat toplumdaki değişik iletişim yollarından biridir. Peki diğer iletişim yolları nelerdir? Bak, sorduğum soru cümlenin sonrasına gidiyor. Sinemaya ilişkin kitapların sayısında son yıllarda bir artış göze çarpıyor. Nasıl göze çarpıyor? Ne oldu da bu kanıya vardın? Sorduğum soru cümlenin sonrasına gidiyor. Dolayısıyla bu cümleler geçmişe yönelik soru kabul etmiyor ama sonraya yönelik soru kabul ediyor. Dolayısıyla dikkat edin, bu cümleler giriş cümlesi olabilir ama B seçeneğindeki cümle kesinlikle bir paragrafa giriş cümlesi olamaz. Çünkü geçmişe yönelik sorular istiyor benden. Tamam? Bunu işte böyle geliştireceğiz. Yani bunu bir paragraf metni olarak düşünelim. Soru olarak düşünmeyelim. Bu cümleler olsun. Bu cümleleri okurken ya sizden artık bu cümlelere sorular sorarak cümleleri bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Yani eleştirmenler düşünceyle sanatın kaynaştığı yerde yetişir cümlesini daha okurken senden istediğim cümleye sorular sor. Yani nasıl yetişir falan. Bu soruyu sor ki sonrasında gelecek olan cümle ile o bağlantıyı kur. Ha, bu cümle şu cümlenin devamıymış. Ha evet, bak, burada da vardı gibi. Bu farkındalıkla artık soruları okumanızı istiyorum. Bu bize bayağı bir hız kazandıracak. Soruları çözerken ciddi anlamda kolaylık sağlayacaktır. Buraya kadar anlattıklarımla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Gençler, dostlar. Yani sizden ne istediğimi anladınız değil mi? Yani paragrafları artık biraz daha böyle bu farkındalıkla okumanızı istiyorum. Cümleleri okurken cümlelere böyle daha ortasına gelmeden cümlenin sorular sorun cümleye. Sonrasıyla ilgili size ipuçları versin. Tamam. Ama bu böyle tak diye gelişecek bir teknik değil. Bu bugünden itibaren çözeceğiniz paragraf sorularını da uygulamaya başlayacaksınız ki 1-2 hafta sonra günlük paragraf rutinlerinizde bunu uyguladıktan sonra 1-2 hafta sonra artık bazı şeylerin farkına varmaya başlayacaksınız. Peki devam. Şimdi mesela bak, girişe cümle arıyoruz. Bu romanda diye başlamış. Ne sorabilirim buraya? Bana geçmişe yönelik ipucu versin diye ne sorabilirim? Hangi romanda, değil mi? Bravo. Hangi romanda? Haliyle şuraya gelecek olan cümlenin içinde hangi romanda sorusunun bir cevabı olması lazım. İki, dostlarım, paragraflar mutlaka okunmalıdır. Bak, benim hiçbir tekniğim yoktur öyle
Sadece burayı oku. Yok dikey oku, yatay oku, çapraz oku. Burasını okuma, şurayı geç. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya mümkün değil. Mümkün değil. Zira hani ben kaç yıllık öğretmenim? 20 yılı doldurduk. Hani ben bile paragrafı böyle bir kısmını okuyarak çözemiyorum. Yani çok özür dilerim. Size ne oluyor? Anlatabiliyor muyum? Yani ben bile çözemiyorum. Yani siz öğrenci olarak öyle şeylere heveslenmeyin ne olur. Paragraflar mutlaka okunmalıdır. Mutlaka. Satır satır okumanız gerekiyor. Tamam. Şimdi bu romanda dedi, hangi romanda diye soru sordu. Şimdi devam edelim. Yazarın yaşam örgüsünü oluşturan tüm dokuyu bulabilirsiniz. Çocukluğu lise yıllarında başlayan yazı yaşamı, bürokrasiye karşı çıktığı için öğretmenlikten ayrılmak zorunda kalışı bütün çıplaklığı ile gözler önüne serilmiştir. Öğretmenlik sonrası yaşamı, aşkları zaman zaman duygusal yoğunluğu ile yansıtılmıştır bu romana. Şimdi dostlarım şunu da unutmayın. Bir paragrafta paragrafın giriş cümlesiyle sonuç cümlesi genellikle birbirine benzer. Hani birbirinin aynısıdır demiyorum ama genellikle giriş ve son cümle birbirine benzer. Haliyle bir parçanın girişine cümle ararken son cümleye, sona cümle ararken ilk cümleye birazcık dikkat etmenizi istiyorum. İpucumuzu da aldık. Hangi romanda diye soru sorduk. Hem bu sorunun cevabı olacak hem de şu son cümleye benzer bir cümle olacak. Öğretmenlik sonrası yaşamı, aşkları zaman zaman duygusal yoğunluğu ile yansıtılmıştır bu romana. Baktığımız zaman şimdi Denizli geldi. Bir bakalım. Havada Bulut Yok adlı roman. Hangi roman? Evet cevap verdi. Yazarın toplumsal konulu ilk romanıdır. Şimdi biz parçanın tamamını okuduk. Tamamını okuduktan sonra bu parçada bu yazarın toplumsal konulara yöneldiği, toplumsal konularla ilgili bir şeyler yaptığı değil. Bak son cümleye dikkat. Öğretmenlik sonrası yaşamı, aşkları zaman zaman duygusal yolu. Yani adamın hayatının tümü. Değil mi? Böyle bir şey olması lazım. Sanatçı bütün yaşamını Havada Bulut Yok adlı romana yansıtmıştır. Evet, mesela öğretmenlik sonrası yaşamı, aşkları zaman zaman duygusal yoğunluğuyla yansıtılmıştır bu romana. Hangi romana? Havada Bulut Yok adlı romana. Dolayısıyla cevabımız burada A seçeneği olacak. Bu roman üslup yönüyle, şimdi parçanın üslupla bir ilgisi yoktu. Bak parçayı okumanın avantajı yani okuyacağız ki paragrafla ilgili fikir sahibi olalım. Üslup. Üslup anlatım tekniği. Parçada hiç teknikten bahsetmedi ki. Adamın neler yazdığı, neler anlattığından bahsetti. Sanatçı bu romanda alışageldiğimiz anlatım özelliğini, anlatım özelliği yine anlatım tekniğiyle alakalı. Oysa parça tamamen yazarın içeriğiyle alakalıydı. Ele aldığı konularla ilgiliydi. Sanatçı son romanıyla toplumsal bir konuyu bireysel bir anlayışla yorumlamayı başarmış. Yine anlatım tekniğiyle ilgili. Oysa parçadan biz o şeyi almıştık yani fikri aldık, ana fikri aldık. Parça yazarın neler anlattığıyla ilgileniyordu. O da A seçeneğinde bize verilmiş dostlarım. Dikkat. Peki devam edelim. Bu sefer sona cümle getireceğim. İlk cümleye çok dikkat edeceğim. Buraya da ileriye yönelik sorular soracağım. Hadi bakalım. İnsanlar çoğunlukla başlarına gelen olaylara hazırlıklı olmadıkları için bundan yakınırlar. Tamam. Hazırlıklı değiliz. Başımıza bir şey geldi mi yakınıyoruz. Tamam. Hazır olsak belki de yakınmayacağız. Yaşamın istedikleri gibi gitmediğini, her gün türlü türlü olumsuzluklarla karşılaştıklarını sızlanarak anlatırlar. Doğrusu bunları insanların önleme şansı pek de yoktur. Yalnız onların yapabilecekleri bir şey vardır. O da sakin bir liman aramak yerine gemilerini fırtınalara karşı donatmaktır. Elbette insanın başına her türlü olay gelebilir. Ancak peki insan ne yapmalıdır? Ha, bu türlü olaylara hazırlıklı olmalıdır, değil mi? Çünkü bak girişte de bunu söylemişti bize. Bir bakalım insan başına gelebilecek her olayı önceden kestiremez değil. Kimi olaylar insanları gerçekten derinden sarsar değil. İnsanın olabilecek her türlü olaya hazırlıklı olması gerekir. Tamam. Yaşanan her olayda insanların etkisinin olduğunu unutmamak gerekir. İlgisi yok. Her olayı da önemsemek gerektiğini insanın unutmaması gerekir. İlgisi yok. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Şimdi bak giriş cümlesine dikkat. İnsanlar çoğunlukla başlarına gelen olaylara hazırlıklı olmadıkları için yakınırlar. Şurada ne diyordu? Elbette insanın başına her türlü olay gelebilir. Ancak insan olabilecek her türlü olaya karşı hazırlıklı olursa böyle şeyler olmaz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıydı dostlarım. Dikkat. Peki.
Gelelim akış bozma sorularına. Şimdi bu akış bozma soruları DGS ve ALES'te şöyle çıkıyor. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Şimdi TYT'de biz buna hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır şeklinde hazırlıklıyız. Yani öyle biliyoruz. DGS ve ALES'te hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır gibi. Gelen cevaplara baktığımızda da cevapların genellikle Bursa, Ceyhan ve Denizli'de kümelendiğini görüyoruz. Ama son yıllarda, son 5-6 yıldır ki çıkan sınavlara baktığımızda cevabın Adana ya da Edirne'de olabildiğini bulabiliyoruz. Dolayısıyla artık cevap her yerde olabilir. Peki hocam ne yapacağız? Şimdi dikkatli izlemenizi istiyorum. Düşüncenin akışının bozulması. Paragrafa giriş yaptık. Düşüncenin akışı başladı. Düşüncenin akışı devam etti. Düşüncenin akışı bozuldu. Şimdi size şunu soruyorum ya da siz bunu kendiniz içinizden cevaplayın. Şimdi parça elbette devam ediyor. Parça devam ediyor fakat parça sizce şöyle rengi de değiştireyim. Şöyle mi devam edecektir? Böyle mi devam edecektir? Yani akışın bozulduğu yerden mi devam edecek? O akışı mı devam ettirecek? Yoksa eski akışa kaldığı yerden mi devam edecek? Şimdi akış bir yerde bozuluyorsa o orayı ilgilendirir. Dolayısıyla bizim düşünce akışımız şurada bozuldu ama sonra toparlayacaktır. Yani parçanın tamamı bir konudan bahsederken bir cümle farklı bir yolda, farklı bir düzende. O zaman bu bize neyi öğretiyor? Şunu öğretiyor. Ben cümleyi, parçayı okudum. Okudum ve dedim ki ya ikide, şimdi burada konuya bir giriş yaptık. Burada düşüncenin akışı bozuldu. Düşüncenin akışı toparlandı, devam ediyor. İki de şüphelendim. Dedim ki burada bir şey var. O zaman yapmam gereken şey şudur. Üçüncü cümle birinci cümlenin mutlaka devamı olmalıdır. Yani şüphelendiğim cümleyi parçadan atacağım. Sonraki cümleyle önceki cümle birbirinin devamı mı değil mi? Anlam ve yapı bakımından bunu kontrol edeceğim. Hadi soruya bakalım şimdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Sanatçı eserini oluştururken gerçek yaşamdan mutlaka yararlanacaktır. Günlük hayatın gerçeklerinden yararlanmak bir sanatçı için eksiklik değildir. Sanat eserinin gerçek değerini ortaya koymada okuyucu ölçü olabilir. Bu yararlanmada gerçeğin olduğu gibi esere yansıtılması doğru olmaz sadece. Sanatçı dış dünyanın gerçeklerini kendine göre yeniden kurmalı, biçimlendirmelidir. Zaten bir sanatçıyı diğer sanatçılardan ayıran en önemli özellik budur. Şimdi parçanın bütünü hakkında da artık fikir sahibiyim ve üçüncü cümlede bir sıkıntı olduğunu fark ettim. Sanat eserinin gerçek değerini ortaya koymada okuyucu ölçü olabilir. Ne alaka şimdi? Değil mi? Orada bir sıkıntı var. Ama C seçeneğini işaretlemeden önce yapmam gereken şey şu. Dördüncü cümle, ikinci cümlenin devamı mı değil mi? Buna bakacağım. Günlük hayatın gerçeklerinden yararlanmak bir sanatçı için eksiklik değildir. Bu yararlanmada, hangi yararlanmada diye sorarlar adama. İşte bu. Gerçeğin olduğu gibi esere yansıtılması doğru olmaz sadece. Ha bak, dördüncü cümle, ikinci cümlenin devamı. Demek ki ben doğru cümlede şüphelenmişim. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Anlaşıldı mı dostlar? Yöntemimiz. Ses gelmiyor mu? Geliyor. Ha, tamam. Tamam. Harikasınız. Peki. Devam edelim. Evet. Şimdi gelelim bu soru tipine çok benzeyen parçayı ikiye bölme sorularına. İşte diyorum ya burada bir özet geçiyoruz. Bu her teknik diye gördüklerinizin her birini bir derste detaylandıracağız. Kitabımızdan örnek sorularla detaylandıra detaylandıra. Burada bir özet yani DGS ve ALES derslerinde ne yapacağımızın bir özeti. Şimdi parçayı ikiye bölme sorularındaki yöntemimiz şu olacaktır. İkinci giriş cümlesini bulmak. Ne demek hocam bu? Şimdi parça ikiye bölünüyorsa iki tane paragraf var demektir. İki tane paragraf var demek ne anlama gelir? İki tane giriş cümlemiz var demektir.
Bu giriş cümlelerinden birincisi burada verildi zaten. İkinci giriş cümlesini bulduğum zaman cevabı da bulmuş olurum. Bir, iki. Şimdi düşüncenin akışını bozma sorularında hatırlarsanız şöyle oklar çizmiştik. Düşünceye giriş yapıldı, devam etti, akış bozuldu. Sonra ne demiştik akış bozmada? Ama oklar kaldığı yerden devam eder demiştik. Oysa burada durum farklı. Burada düşüncenin akışı burada bozuldu ya. Artık böyle gidiyor. Yani parçada iki ayrı konu var. İki ayrı giriş cümlesi var. Birinci giriş cümlesi burada verilmiş. İkinci giriş cümlesini bulduğumuzda cevaba da ulaşmış oluruz. Gelin örnek soruya bir bakalım. Şimdi Türkçe'ye kim aydınlarca bilinçli olarak sokulmak istemeyen yabancı sözcükleri halk bilinç altında evirir çevirir. Bunlardan böyle bir giriş cümlesi olmaz. Bunlardan kendi dilinin fonetiğine aykırı olanların yapısını bozup kendi söyleyişini uydurur. Onları neyledi diye sorarlar adama. Önce iyi diyor. Ancak Türkleri Türkçeleştirdikten sonra benimser. Böylece bağladı bak. Başka dillerden dilimize geçen kimi sözcükler Türkçe kimliği kazandıktan sonra halkın kullanımına girer. Dünyada hemen her dilde yabancı dillerden geçen sözcükler vardır. Tam bir giriş cümlesi. Ancak bu sözcükler hangi sözcükler diye sorarlar adama. Altı, beşin devamı. Evet, ikinci giriş cümlesini bulduk. İkinci konu yani yeni konuyu bulduk. Dolayısıyla cevaba da ulaşmış olduk. Mantıksal olarak biraz o akış bozmaya benziyor. Ama aradaki farkı anladınız değil mi? Yani akış bozmada resim şöyle. Parça ikiye bölmedeyse resim böyle. Tamam Zekiyeciğim görüşürüz. Tamam. Peki devam ediyorum. Evet. En çok zorlandığınız sorular. Hangisinden önce, hangisinden sonra, hangisinin yerine soruları. Şimdi bu soruları öğrenciler çoğu zaman tabii doğru çözüyor da soru kökünü yanlış anladığı için yanlış işaretliyor. Onun için bu tip sorularda şuna dikkat edeceğiz. Bir, önce soru kökünü bir anlayın lütfen. Yani o altı çizilen kısım var ya hangisinden önce hangisinden sonra. Önce bir oraya bir odaklanın lütfen. Çünkü öğrenciler çoğu zaman soru getiriyor. Bakayım diyorum tam okuyorum ha hocam anladım. Neyi anladın yavrum ben soruyu okumadım. Hocam ben şurayı anlamamışım. Yani cevabı bulmuş ama soru kökünü yanlış anladığı için cümleyi yanlış yere koymuş. Dolayısıyla sizden ricam önce bir soru köküne odaklanmanızı istiyorum. Yani bu cümleyi biz nereye koyacağız? İki, metne geçmeyeceğiz. Verilen cümleyi yani o soru kökünde bize bir cümle verilmişti. Verilen cümleyi zihninizde bir iki kelimeyle özetleyin. Onu bir cebinize koyun. Sonra paragrafa çıkın. Paragrafa çıktığınızda arasında kopukluk olan cümle var mı? Buna bakarak ve cebinizdeki ipuçluğuyla okuyarak ilerleyin ve cümleyi doğru yere koyun. Haydi direkt örnek sorumuza bakalım. Şimdi bak ne demiş? Önce soru köküne odaklanıyorum. Hangisinden önce? Tamam burayı anladım. Hangisinden önce? Tamam. Verdiği cümleye odaklanıyorum. O sıralar 7 yaşını yitirmiş çocuklar ilkokula alınırdı. Geçmişe yönelik soruda sorarım. Hangi sıralar? Değil mi? Tamam. Soruyu çözmeye çalışmayın lütfen. Mantığını kavramaya çalışın. Hangi sıralar diye sorarım. Ha, demek ki öncesinde bu hangi sıralar sorusunun bir cevabı olacak. Verilen cümleyi de bir özetleyelim. O sıralar 7 yaşını bitirmiş çocuklar ilkokula alınırdı. Ha, okula başlama yaşı. Koydum artık cebime. Devam ediyorum. 7 yaşıma gelince şimdi hayal meyal hatırlıyorum. Ailece Gönen'e gittik. Annem, dedem ve bütün büyüklerim Gönenliydi çünkü. Ben de bu yaşa geldiğim için hangi yaş diye sorarlar adama. Hangi yaş? O da bak burada. O sıralar 7 yaşını bitirmiş çocuklar ilkokula alınırdı. Ben de bu yaşa geldiğim için dedemlerin evinin karşısındaki etrafı duvarlarla çevrili eski binada okula başladım. Eski arkadaşlarımı unutup yeni arkadaşlarıma alışmam 2 ya da 3 ay sürmüştü. Bunun dışında tabii ki yeni bir ortam, farklı bir şehir gibi durumlar alışma sürecimi uzatmıştı. Ha, şimdi şurada zaten kopmayı gördük. Numaralanmış cümlelerin hangisinden önce? Üçüncü cümleden önce. Cevabımız Ceyhan. Numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra deseydi bu sefer cevabımız 2 olurdu.
Şimdi dikkat, bomba burada patlıyor. Numaralanmış yerlerin hangisine? Bak yazıyorum da. Hangisine? Cevap ne olurdu? Numaralanmış yerlerin hangisine deseydi? Ha, 3 olurdu. Numaralanmış yerlerin hangisine derse bu şu anlama geliyor. Ya şu parantezlerin hangisinin içine girecek? Şuraya girecek, değil mi? Şuraya girecek ki bu cümle bundan sonra gelsin. Tamam? Dikkat. Peki. Gelelim yer değiştirme sorularına. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yer değiştirirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Tabii önce giriş cümlesini bir bulmalıyım. Uygun olup olmama durumuna göre değerlendirmeliyim. İkinci cümle birinci cümlenin devamı mı değil mi? Bakmalıyım. Üçüncü cümlede zaten artık cevaba ulaşmış oluruz. Niye? Çünkü ÖSYM bu tip sorularda şıkları adaletli dağıtmak zorundadır. Tamam? Yani 3 numara kaç yerde var? A'da ve E'de var. 2 numara B'de ve C'de var. 6 numara D'de ve C'de var. Tutup da size mesela A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye 6 numarayı koymaz. Yani adaletli dağıtır. Adaletli dağıtacağı için bu tip sorularda birinci, ikinci ve üçüncü cümle bizim için yeterlidir çoğu zaman. Ama ola ki şıklarda bir tane sayı çok kullanılmış. Ya atıyorum 2 numarayı B'ye de koymuş, C'ye de koymuş, E'ye de koymuş, Denizli'de de var. O zaman da bu şu anlama geliyor. Demek ki 2 numarada bir sıkıntı var. Tamam? Ya her türlü avantajlıyız. Yani adaletli dağıtırsa da avantajlıyız. Adaletsiz hani hepsini deneyelim diye. Adaletsiz dağıtırsa da avantajlıyız da zaten adaletsiz bir dağıtım olmaz. Şimdi bir bakalım. Mutlu oldukça yazan, yazdıkça mutlu olan bir kişiliğim vardır benim. Böyle bir giriş yapabilir miyim paragrafa? Evet yapabilirim. Pek çoğu çeşitli tiyatrolarda sahnelendi. Sorarlar adama. Neyin pek çoğu? Öncesinde bunun cevabı var mı? Yok. Dolayısıyla iki birin devamı değil. İçinde bir olanları bir eledim çünkü birde sıkıntı yoktu. İçinde iki olanları tuttum. Artık cevaba ulaşmam an meselesi. Hemen hızlı bir deneme yanılma yapıyorum. 2 ve 4, 2 ve 6. 4'ü deneyelim hemen. Mutlu oldukça yazan, yazdıkça mutlu olan bir kişiliğim vardır benim. Yazmak beni beslediği için bu işten hiçbir zaman yorulmam ben. Ağzı çiçekli adamla birlikte 30'u aşkın oyun yazdım. Pek çoğu çeşitli tiyatrolarda sahnelendi. Ha, o oyunların pek çoğu. Evet demek ki cevabımız B seçeneğiymiş. Bu sorunun mantığı da budur dostlarım. Biri bir şey yazdı sanki kaçırdım. Kaçırıyorum yazılarınızı. Ha, cevap vermişsiniz. Tamam. Evet. Anlaştık mı? Şimdi gelelim paragraf oluşturma sorularına. Bu da öğrencileri zaman zaman zorlayan bir soru kalıbı dostlar. Dikkatli olmak lazım. Şimdi burada tabii yine önce bir giriş cümlesini bulmamız lazım. Yani kendinden önce cümle var ifadesi taşımayan cümleyi bulacağız. Sonra verilen cümlelerin girişine ve sonuna dikkat ederek hangi kelimeye vurgu yapmış, neye dikkat çekmiş? Çünkü diğer cümle aynı ifadeyle, aynı vurguyla, aynı dikkat çekmeyle başlayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde cümleleri birleştirmeye çalışacağız. Hemen örnek sorumuza bakalım. Şimdi şunlardan hangisi giriş cümlesi olabilir? Bu türlerde diye bir paragraf başlamaz. İşte bu keskin çizgiler diye başlamaz. Bu açıdan diye başlamaz. Ayrıca diye başlamaz. Evet, giriş cümlemiz 2 numara. 2 numarayı başa aldık. Şıklara da baktığınızda dikkat edin dostlar. 2, 2, 2, 2. Zaten ipucunu verdi. Yani 2 ile başlayacağı çok açık. Şimdi devam edelim. Tiyatronun seyre yönelik bir sanat olduğunu ve seyredilmek için kaleme alındığını inkar edecek değilim. Ha. Bir kabul müdür bu? Kabul. Yani herkes diyor ki sinema lütfen çözmeye çalışmayın dostlar. Çok çözeceğiz. Size de çok çözdüreceğim. Ne olur mantığını anlamaya çalışın. Bu bir kabul. Yani böyle bir kanı var diyor. Ben de bunu inkar edecek değilim. Tamam. Bir kabul. Peki şimdi bu kabule yönelik, bu kabule yönelik ne olabilir? Şu olabilir mi acaba? Ayrıca belli bir konunun
Tiyatrodakinin aksine roman hikaye gibi türlerde daha rahat ele alındığının ve betimlendiğinin de farkındayım. Şimdi bu D bağlacı benim için büyük bir şey, ipucu. Çünkü şunu inkar etmiyorum. Bunun da farkındayım. Ha, tamam. Evet. Biri de buraya koyduk. Eyvallah. Eledik. Şimdi roman hikaye gibi türlerde daha rahat ele alındığının. Bu türlerde olabilir mi acaba? Bu türlerde hangi türlermiş bunlar? Roman, hikaye. Tamam. İnsanı, mekanı ve olayları daha ayrıntılı bir şekilde betimleme olanağının yazara sınırsız bir özgürlük tanıdığına inanmamak mümkün değil. Tamam. Bunu da buraya koyalım. Eledik. O zaman bu açıdan bakıldığında tiyatro eseri hem yazarı hem okuru sınırlayan keskin çizgiler taşıyor gibidir. Keskin çizgiler. Tamam, bu da olur. İşte bu keskin çizgiler içinde özgün bir eser ortaya koyan tiyatro yazarı ölümsüzlüğü yakalayabilir. Evet. Dizilişimiz bu şekilde olacaktı. O da neredeymiş? 2, 1, 4, 3, 5. Evet, cevabımız Bursa olacaktı. Parçaların girişini, evet, giriş cümlesini buluyoruz. Sonra verilen cümlelerin girişine ve sonuna dikkat ederek cümleleri tamamlıyoruz. Peki, gelelim bir sorunun cevabı olan paragraflara. Bakın, buraya kadar size hiç şey demedim. Paragrafı okuma sıranızı bozun demedim. Önce soru kökü, sonra paragraf, sonra seçenekler, değil mi? Ama ilk defa bu sıralamayı bozacağımız bir soru, bir sorunun cevabı olan paragraflar. Burada önce seçenekleri okuyacağız. Ama seçeneklerin tamamını değil. A seçeneğini okuyacağım, parçanın girişine bakacağım. Adana ve giriş arasında bir uyum var mı? Eğer yoksa A ile hiçbir oyalanmam kalmayacak. B'ye bakacağım, okudum, girişe baktım. Uyum var mı? Var gibi. Bak, var demiyorum. Var gibi. Hani sanki zorlasam olacak be dediğin gibi bile olsa bir uyum sezdin. Eğer var gibi bile ise, yani ufacık bile olsa bir uyum yakalarsan, parçanın kalanını okuyup parçanın ana düşüncesine odaklanmalısın. Yani parçanın niçin yazıldığına. Niçin? Çünkü C'ye geleceğim. Okuyacağım, girişi kontrol edeceğim. D'yi okuyacağım, girişi kontrol edeceğim. E'yi okuyacağım, girişi kontrol edeceğim. Mesela burada uyum var gibi dedim ama D seçeneği baya baya uyumlu. Bunu nasıl anladım? Artık parçanın tamamını biliyorum çünkü. İşte onun için parçanın tamamı mutlaka okunmalıdır. İlk uyum yakalanan seçenekten itibaren. Ne demek istiyorum? Hadi soruya bakalım. Şimdi bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Seyirciyi sinemaya çekmenin yolu nedir? Hayır, tam aksine en tutulan eserler en masrafsız çekimler sonucu ortaya çıkmıştır. İlgisi yok, geçtim. Sinemanın gelişmesindeki tek engel gerçekten parasızlık mıdır? Hayır, tam aksine en tutulan eserler en masrafsız çekimler sonucu ortaya çıkmıştır. Bir uyum var mı? Var gibi hocam, para diyor, maddiyat diyor. Tamam, şimdi kalanını okuyalım. Parasızlıktan şikayet aslında yeteneksizliğin dışa vuruluşudur. Hepimizin bildiği gibi Casablanca filmi bir piyanistle iki eski tanıdık arasında geçer. Biraz sahil, bolca da kapalı mekan. Hepsi o kadar. Ya kahraman Şerif gişe rekorları kırdı. Dünyanın seyircisini çekti. Reji, senaryo ve kamera olarak örnek bilindi. Bu gibi filmlerin hiçbiri de milyonlarca dolara mal olmadı. Ülkedeki sıkıntılar sinemaya yansımış mıdır? Artık parçayı da bildiğim için geçiyorum kardeşim. Dünyanın en güzel ve beğenilen filmleri bol para ile mi çevrilmiştir? Hayır tabii ki. Dünyanın en çok izlenen Kahraman Şerif, Casablanca filmlerine bakın. Hiç para harcamamış adamlar. Ama bu filmler gişe rekorları kırmış. Evet, cevabımız bu. Çok para harcanarak çekilen filmler her zaman başarısız mı olmuştur? İlgisi yok. Cevabı D seçeneğinde bulduk. Sanıyorum yöntem anlaşıldı. A'yı okudum, girişe baktım, zaten uyum yoktu. B'yi okudum, girişe baktım, uyum var. Uyum var, hemen kalanını okuyorum. Parçanın niçin yazıldığına odaklanmak için. C'yi okudum, alakası yok. D'yi okudum, hem girişle hem paragrafla uyumlu. A, B mi D mi diye bir düşündüm. Parçanın ana düşüncesi
filmlerle alakalı çok mu para harcamalıyız, az mı para harcamalıyız? Bununla alakalı. O da D'de veriliyor. Cevabımız da D seçeneği olmalıdır. Anlaştık mı? Evet. Şimdi gelelim anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarına. Kıymetli dostlarım, bakın şu dördünü ezberlemenizi istiyorum. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Bunlar anlatım biçimidir. Bunun dışında her ne duyarsanız düşünceyi geliştirme yöntemidir. Örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayıp dökme, karşılaştırma, kişileştirme, artık ne duyarsan, sayısal verilerden yararlanma falan. Yani şu dördü dışında ne duyuyorsan düşünceyi geliştirme yöntemi. Onun için şu dördünü ezberle, kalanına düşünceyi geliştirme yöntemi diyebilirsin. ÖABT diye olur tabii ki, niye olmasın? Bu şekilde kodlanabilir, güzel bir kodlama. Yani bunları bil, kalanı düşünceyi geliştirme yöntemi. İki, anlatım biçimleri açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme parçanın tamamına hakimdir. Şurayı bir sileyim. Bak, şurada bir paragraf var ya. Bu paragrafın tamamıdır. Açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme. Oysa düşünceyi geliştirme yolları parçanın tamamında olmaz. Tanık gösterme şuradadır mesela. Benzetme ikinci cümlededir. Karşılaştırma şuradadır gibi. Tamam? Dolayısıyla ben anlatım biçimlerini parçanın tamamında, düşünce geliştirme yollarını parçanın içinde arayacağım. Ve parçanın daha giriş cümlesi bana çok sağlam ipuçları verecektir. Mesela nesnel bir bilgi aktarımı görüyorsam açıklama. Bir karşı çıkış ya da bir destekleme görüyorsam tartışma. Bir olay akışı, bir zaman akışı yakalıyorsam öyküleme. Bir durağanlık bana bir resim, bir anı anlatıyorsa betimleme. Sanatçı, eser adı vesaire örnek verilebilir. Kişi adı ve onun sözü verilirse tanık göstermedir. Benzetme gibi, güya, sanki gibi edatlar görebilirim. Sayıp dökme, bak adı üstünde sayıp dökme. Meslekleri sayarsın, sonra onunla ilgili örnekleri dökersin. Bu aynı zamanda bir örneklemedir. Unutmayalım. Örneklemenin bir çeşididir. Karşılaştırma ise paragrafta artık en, daha, pek, çok gibi derecelendirme zarfları görüyorsam karşılaştırma vardır. Şimdi tabii burada bir özet geçtiğimiz için çok detaya girmiyorum. Hadi bir soruya bakalım. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Şimdi Salvador Dali bile bu denli gerçeküstü bir tablo ortaya koyamazdı. Güneş tepede sımsıcak. Karayiplerin en alçak ve en büyük gölü olan Tuz Gölü'nün batısında kumsalın sonunda duruyoruz. Daracık çöl vadisinin etrafında yükselen dağları görüyorum. Dik bayırlar yemyeşil uzanıyor. Ya daha girişte verdi, girişte verdi. Burada bir resim var, bir resim. Bir zaman akışı yok. Ne var? Bir durağanlık var. Dolayısıyla ben buna betimleme diyeceğim ve konuyu kapatacağım. Peki şu örneğe bir bakalım. Hangisi ağır basmaktadır? Tabii olur. Soru cümleleri bolca kullanılır tartışmada. İlk defa uzun bir yolculuk yapıyorum. Otobüse bineli 10 dakika oluyor. Otobüsün kalkmasına az kaldı. Son yolcular da bindi ve hareket emri verildi. Otobüs yavaş yavaş gidiyor. Yolda taşıtlar sanki bir... Bak, bir zaman akışı var değil mi? Zaman akışı. Zaman akışını yakaladığım zaman elbette öyküleme diyeceğim. Şimdi her öyküleyici anlatımın içinde tabii ki betimleyici unsurlar da olabilir. Ama bir zaman akışı varsa dostlar unutmayalım, orada öyküleme yapılmıştır diyeceğiz. Evet. Konu ve ana düşünce soruları. Eğer konu arıyorsam ne anlatıldığına, ana düşünce arıyorsam niçin anlatıldığına odaklanmalıyım. Ne anlatıldı diyorum. İklim değişikliği diyor bana. İklim değişikliği. Bu onun konusudur. Peki niçin anlatıldı? Diyorum ki iklim değişikliği için önlem alınmazsa insanlığın sonu gelir. Bu parçanın mesajı, bu parçanın niçin yazıldığı, yani ana düşüncesidir. Unutmayalım dostlar. Şimdi sorumuza bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır? Evet, konu istiyor. Bu
parçada ne anlatıldı? Giriş ve sonuç cümlelerine dikkat ederek genel olarak parçada ne anlatıldığına odaklanmalıyım. Karadeniz'le Akdeniz'in kucaklaştığı, Asya ile Avrupa'nın yeşillikler ve mavilikler ortasında yüz yüze geldiği, uygarlıklar kültürler köprüsü olan İstanbul, doğal ve güzellik zenginlikleriyle birçok sanatçıya esin kaynağı olmuştur. Edebiyatımızda en çok şiir İstanbul üzerine yazılmıştır. Müzeyimizdeki ölümsüz yapıtların pek çoğu İstanbul'la ilgilidir. En güzel mimari eserler İstanbul'u donatmıştır. 18 ve 19. yüzyıla minyatürlere, gravürlere konu olmuştur İstanbul. Kimi Avrupalı ressamlar da İstanbul'a gelmeden İstanbul yaşantısını tuvallerine yansıtmıştır. Cumhuriyet dönemi ressamları da İstanbul tutkusunu yoğun biçimde yaşadılar. Kısacası İstanbul'u görüp de yapıtına yansıtmayan sanatçı yoktur. Şimdi kıymetli dostlarım, bakın bu parçada ne anlatıldı? Bu parçada şairler, romancılar, ressamlar, minyatür sanatçıları, yani aklınıza gelebilecek her türlü sanatçı İstanbul'u kullanmış. Bu anlatıldı. Tamam, parçanın niçin yazıldığına odaklanmıyoruz bak. Ne anlatıldı? Pek çok sanatçının İstanbul'u konu edinen eserleriyle ünlü olduğu, bu anlatılmadı. İstanbul'a gösterilen ilginin Cumhuriyet döneminde sürdüğü, evet bu geçiyor paragrafta ama paragrafta geçiyor hatasına düşmedik. Biz parçada ne anlatıldı? Bunu arıyoruz. İstanbul'un Türk sanatının ilham kaynaklarının başında yer aldığı ama sadece Türk sanatı değil, yabancı sanatçılardan da bahsetti. İstanbul'un doğal ve tarihi güzellikleriyle birçok sanat dalına konu oldu. Evet, bunu anlattı işte. Yani ressamı da ilgilenmiş, şairi de ilgilenmiş, romancısı da ilgilenmiş, hepsi ilgilenmiş. İstanbul'daki yaşamın dünyanın her yerindeki sanatçılar için ilgi çekici oldu. Evet, parçada geçiyor. Ama parçanın konusu bu değil. Parçanın konusu D seçeneği olacaktı. Evet. Bak şimdi benden ana düşünce istiyor. En kapsamlı yargı. O zaman ben bu parçayı hangi kafayla okuyacağım? Bu parça niçin yazıldı? Şiir nedir diye soruyorsunuz. Edebiyat yapmayı, büyük laf etmeyi sevenler için şiir ne değildir ki? Şiir bir çığlıktır, bir aşk ilanıdır. Sallanan bir yumruktur, bir ümittir, bir kurtuluştur. Şüphesiz bunların hepsi şiirde olabilir. Fakat bunlar nesirde de olan şeylerdir. Şiirin ne olduğunu anlayabilmek için onun nesirden özelliklerini aramak, ayrılan yönlerini aramak, onlar üzerinde durmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu parça niçin yazıldı? Şiiri tanımlayalım diye yazıldı. Peki nasıl tanımlayalım diye yazıldı? Nesirle olan farkına vurgu yaparak tanımla şiiri. E o da nereden geçiyor dostlar? Şiiri tarif etmenin zor bir iş oldu. Evet, bu yukarıda geçiyor ama parçanın yazılış amacı bu değil. Şiirin içeriğinin ne olduğu herkes ayırt edilemez, ilgisi yok. Şiirsiz bir toplum düşünülemez, ilgisi yok. İsteyen herkes her konuda şiir yazabilir, ilgisi yok. Şiir nesirden ayrıldığı yönleriyle şiirdir. Yani ancak böyle tanımlanabilir. Evet, bunu ispatlamak için bu paragraf yazıldı dostlarım. Dikkat. Peki. Son olarak geliyorum olumsuz soru köklerine. Şimdi bu sorular esasında zor değildir. Hele ki hangisine değinilmemiştir tarzında bir soruysa. Onlar zor değil, gerçekten değil. Hangisi söylenemez, çıkarılamaz, belki biraz yorum istiyor. Bunlar da biraz zorlanabiliriz ama genel anlamda olumsuz soru kökleri, yani yardımcı düşünceyle ilgili olan sorular çok da zor sorular değildir. Burada mühim olan paragrafı hafızamızda tutabilmektir. E bu hafızalı tutma işinde size iki tane yöntem göstereceğim. Hangisi işinize gelirse. Şimdi bu tip sorulara ya şıklardan başlar, her seçenekte hatırlatıcı kelimenin altını çizersin ya da paragraftan başlar, her cümlede hatırlatıcı kelimenin altını çizer ve karşılaştırmanı yaparsın. İnsanoğlu birbirinden farklı. Ben örneğin parçayı aklımda daha kolay tutuyorum. Şıkları aklımda tutmaktan çok zorlanıyorum. Ama kimi insan var, şıkları daha kolay aklımda tutabiliyor. Ama bir öğrencim de şöyle bir yöntem geliştirmişti. Çok da hoşuma gitti. Bak, insan en iyi kendisi kendisini tanır. Demişti ki bana, hocam ben bu olumsuz sorularda şöyle bir tepeden bakıyorum soruya. Eğer şıklar kısa kısaysa şıklardan başlıyorum. Mesela bu kısa şıklardan oluşmuş. Yapıtlarının kişilerde yaşam isteği uyandırdığı, yaşam isteği.
Değişik türlerde yapıt verdiği, değişik türler. Yapıtlarında aşırı duygulanmaların izlerinin olduğu, aşırı duygulanmalar. Şiirleriyle karamsarlık ve umutsuzluk aşıladığı, aşılamak. Yapıtlarında karmaşık duyguların yer aldığı karmaşık duygular. Eğer dedi, yani şıklar kısa kısaysa ben şıklardan başlıyorum. Ama bakıyorum ki seçeneklere. A seçeneği 3 satır, 2 satır. B seçeneği 3 satır, 2 satır. Bu tip durumda da paragraftan başlıyorum. Şıklar eğer uzun uzunsa. Vallahi dedim bravo. Bak kendini ne güzel çözmüşsün. E haliyle size de tavsiyem bu olacak. Mesela 5 soruyu şıklardan başlayarak çöz. 5 soruyu paragraftan başlayarak çöz. Hangisi senin zihin yapına daha uygun? Ya da o öğrencim gibi. Hocam kısaysa şıklar şıklardan, uzunsa paragraftan mesela. Bunu sen belirleyip sen geliştireceksin. Şimdi soruya bakalım. Şimdi ben buraya anahtar sözcükler koydum ya. Buradan ne anlıyoruz? Bir kere şu satır satır alt çizme huyumuzu bırakıyoruz. Şıkların üstünü altını çize çize okumayı bırakıyoruz. Bak şimdiye kadar ki çözdüğümüz sorularda bir yerlerin altını çizmeye gerek bile yoktu. Sadece bu değinilmemiştir, yoktur, söylenemez sorularında. Şimdi kişiyi yaşama itiyordu Said Faik. Zorla değil, kanıtlayarak, açıklayarak, ikna ederek. Ha, insanlarda yaşam isteği uyandırıyormuş. Aa gitti. Çünkü gerçekte o da yaşama genel anlamda bağlılık duymaktan uzaktı. Bu yüzden karamsar bir hava sezilirdi yazdıklarında. Karamsar. Evet şöyle. Karamsar bir hava. Karamsarlık bir yerde geçiyordu. Ha, şiirleriyle karamsarlık ve umutsuzluk aşıladı. Dur, aşılamak demedi. Bir dakika devam. Yaşamak için bir hırsı isteği yoktu ya da öyle sanılırdı. Fakat bize bıraktığı iki romanı, yüzlerce öyküsü, şiirleri, ha bak değişik türler, değil mi? Hemen eleyelim. Şiirleri kişiyi yaşamaya, hayatın bütün güzelliklerini tatmaya bir çağrıdır. E o zaman mutsuzluk falan aşılamıyor bu adam. Devam. İlk bakışta karamsar gibi gelen yaşam izlerinde, üzerinde biraz durunca bunların umutsuz eseren büyük bir şairin aşırı duygu taşkınlıklarından doğan geçici bir karamsarlık olduğu görülür. Evet karmaşık duygular. Tamam. Yapıtlarında aşırı duygulanmalar. Tamam. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Çünkü adamın böyle bir şeyi aşıladığı yok. Evet girişte bir karamsarlık, umutsuzluk var ama diyor. Sonra insanı yaşamaya, sevmeye itiyormuş bu adam. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıydı.